Merhabalar arkadaşlar, bu sitavi dersimizde ne yapacağız? Bu sitavi dersimizde arkadaşlar e, pdf'de notlar nasıl kategorize edilir bu konuya değinmeye çalışacağım. Şimdi sayın arkadaşlar yani akademik bir çalışma öyle kolay bir şekilde meydana gelmiyor. Yani elde ettiğimiz yani literatür taraması sonrasında elde ettiğimiz kaynakları ee, okumak öyle bir defasında okuyup da mesela hemen bir makale yazacağız ya da bir tez yazacağız böyle bir şey yok arkadaşlar. En az en az yani bir beş defa okuma süreci var bu işin. Çünkü not tespitinin yap yani ilk başta mesela okuma sürecinde mesela kaynakların yani bir analizi yapılır, bir eleştirisi yapılır. Sonrasında okuma sürecinde e, yani not tespiti yapılır. Yani önemli yerler tespit edilir bizimle alakalı. Daha sonrasındaki okuma aracı, yani alanı sürecinde e, ne yapılır? eee bu tespit edilen yerler okunur, tekrar yorumlanır. Bu sefer yazar kendi düşürür. yani kendi kelimeleriyle mesela bu yerleri tekrar yorumlar. bir sonraki okuma aşamasında eğer mesela yani yararlanılan kaynakta yani yazarı yani makaleyi yazacak olan kişiye farklı fikirler verebiliyor mu? ya da direkt atıflar mesela direkt atıflara nail olabilecek mesela alanlar var mı cümleler var mı bunların tespiti yapılır ondan sonrasında bu tespitlerden sonrasında mesela yani akademik çalışmanın içerisine girilir yani montajlama aşamasına girilir öyle mesela bir defasında okunmaz hemen mesela biz geçen dersimize ne yaptık geçen dersimizde bir e, not tespiti yaptık bu notu mesela ekledik bakın mesela şu kısımlara notlar eklemeye başladık şurada da mesela ne yapıyoruz bu notlar nereden aldık bunları gösteriyor program bize Evet. Bakın. Yani çift tıkladığımızda. Yani program bizi hızlı bir şekilde bu notları nereden almışız? Oralara götürüyor. Çünkü sonradan tekrar buralara dönmemiz lazım. Neden? Çünkü bu tespit ettiğimiz yerleri tekrar okuyup ve buraları yorumlamamız lazım. Ve elde ettiğimiz bu küçücük notlara mesela işte şu kısımda şu açıklanmıştır. Hı, ne yapacağız? Orayı mesela eğer gerekli görürsek tekrar okuyup buranın, için, buranın içerisini tekrar dolduracağız. Tekrar dolduracağız. Ama bugün anlatmak istediğim konu daha farklı bir konu. Nedir mesela peki o? Dikkat ederseniz bakın referans bölümü var, nalıç bölümü var. Yani bu sitavi programında iki türlü kategori var. Kategori ağacı var ama genelde aynıdır. Peki onlar nasıl oluşuyor onu da bir göstereyim. Bakın şu anda referans bölümünün kategori ağacındayım. Bakın şurada şu anda mesela Muş'la ilgili mesela diyelim ki 47 tane referans toplamışım. Bu referansları bakın daha halen dağıtmamışım. Yani şöyle açayım göstereyim size. Hı dağıtmamışım. Şu anda mesela 47 tane e, şey var yani literatür taraması sonucu elde ettiğim eserler var ve bunlardan 47'si de zaten hiçbir şekilde mesela kategorize etmemişim. Evet. Yani daha halen bir okuma sürecinin içerisine girmemişim. Okuma sürecinin içerisine pe peki bunu nasıl meydana getirdim? Aslında bu da mesela size örnek olması açısından meydana getirdim. Ee, yani okuma sürecine girmeden ben bunları yazamam. Şu kısmı yazamam. İlk başta tabii birinci okuma aşamasından geçer. Geçtikten sonra da ben ne yazabilirim fikriyatı içerisine girip o beyin tartışmasında yani beyin fırtınasıyla yapıp e, kendime bir plan çıkartabilirim ve bu kategoriyi öyle o şekilde hazırlayabilirim. Ama ben örnek olması açısından böyle bu şekilde yazdım. Hız kazanalım diye. Evet. Şimdi dikkat ederseniz bakın bu referans bölümünün mesela kategorisi bir de ne alış bölümünün kategorisi var. Bakın burada da aynı şekil, aynı kategori geldi. Dikkat ederseniz Evet bakın burada da aynı kategori. Burada da aynı kategori. Bu demek oluyor ki bir kaynakların kategorisi var. Bir de alınan notların kategorisi var. Yani bakın mesela şu anda iki tane not çıkartmışım. Bu iki not şu anda sadece bir tanesi kategorize edilmiş. Onlardan bir tanesini bu kısma kategorize etmişim. Demek ki istediğim nokta şurası. Şurası önemli arkadaşlar. Yani e, kaynakları mesela şu başlık altına getirelim. Mesela diyelim ki şu ya da evet şuradaki mesela şöyle bir başlık olsun diyelim. Evet şu başlıkla altında mesela diyelim ki şimdi ben kaynakları okurken okuduktan sonra ne diyeceğim? Diyeceğim ki şurası şuraya bakın mesela şuraya. Evet böyle getireceğim yerleştireceğim. Şöyle bir daha deniyorum. Bakın mesela geldi. Evet. İşte şu başlık altında mesela diyelim ki kaynaklar artacak. Yani bu, bu başlığı şu kaynaklardan yazacağım anlamına gelecek. Aynı şekilde de mesela notlar kısmında da arkadaşlar Mesela diyelim ki, bakın şunu da çekiyorum, şuraya getiriyorum. Evet. Bir getireyim, ha geldi. Evet. Ne oldu? Ee, şu başlığı, şu başlığı da burada edindiğim notlardan yazacağım. Yani neyi, hangi başlığı, hangi kaynaktan, hangi nottan yazacağım belli arkadaşlar. İşte bu şekilde mesela bir organizasyon içerisine girdiğin zaman ne oluyor? Neyi nereden yazacağım belli oluyor. Belli olunca hızlanma daha da artıyor. Hızlanmam, organize olmam daha da artıyor. Hani öyle bir karmaşık bir şey yok. Notlarımın yeri belli, kaynaklarımın yeri belli. Ee, o şekilde mesela pdf'lerimin yeri belli, her şeyin yeri belli artık. İşte organize olmak böyle bir şey arkadaşlar. Evet. Şimdi burada, burada bakın mesela neden önemli böyle? Çünkü mesela şu başlığa geldim. Belki bu başlıkla alakalı diyelim ki mesela 15 tane not üretmişim. 15 tane not üretmişim. İşte bu notları teker teker gezip mesela ne yapacağım nereden almışsam notu bakın hemen çıkıyor program gösteriyor bana eğer şöyle bir okuma aşamasının içerisine girersen bakın evet Heh. ne oldu yani notları nereden almışsam hepsini biliyorum artık mesela bu not tespiti yapıldıktan sonra bu sefer ne yapacağım? Gideceğim bu notları teker teker açacağım. Diyeceğim ben seni nereden almışım? Şuradan almışım. Ha o zaman bir bakayım hele. Hemen tıklayacağım. Geleceğim. Aa, demek ki şu bölüm bana uyar. Şu bölümden biraz yararlanırsam iyi olur. Ne yapıyorum? Bu sefer not almaya başlıyorum. İşte bu da ikinci okuma aşamasına geliyor arkadaşlar. Peki bunu yeni bir not mu açacağım? Hayır açmaya gerek yok. Sadece buradan tıklayalım. Bu sefer buranın içini mesela dolduralım mesela. Evet bu sefer yazacağız. Mesela diyelim ki örnek mesela şöyle şuradan kopyalayayım. Farz edeyim. mesela ben yazı yazdım. Mesela geldim. Evet, geldim. Bu sefer de içini yazdım. Diyelim ki bakın doldurdum. Evet. Görüyorsunuz. Bakın doldurdum. Burada sayfa 40. Ondan sonra da burada kardeşim ben söyleyeyim e, kategorim belli. İstesem daha da gruplayabilirim. İstesem mesela anahtar kelime de ekleyebilirim notlara. Evet. Tık tamam. Mesela ne oldu? Bunu şeklini de değiştirebiliriz arkadaşlar tabi mesela bakın aç, açtığımız zaman eğer mesela bunlar hep özetse bir daha açıyorum mesela bakın şurada bu artık neye döndü bu e, diyelim ki mesela e, şeye döndü mesela diyelim ki indirekt atfa döndü artık yani bu artık yazıldı bitti R rengini değiştirebiliyorum değiştirdikten sonra okey diyorum değişmedi neden bir bakayım tekrar e, seçtim. Hı, seçtikten sonra okey dedim. Ha. Ne oldu? Bu sefer notlar arasında da belli bir e, yani farkındalık da meydana getirdim. Getirdim. Mesela diyelim ki bu nedir? Birinci okuma aşaması. Bu nedir? İkinci okuma aşaması. Demek ki bu halen birinci okuma aşamasında daha halen mesela ikiye geçmemiş. Sadece tespit notu olarak Fark edilmiş ama bu tespit edilmiş ve tespit edildikten sonra da yorumlanmış şekilde böyle de bir ayıklama içerisine girebiliyorum arkadaşlar. Evet bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde de bir pdf'den oluşturduğumuz notları nasıl kategorize ederiz? Onunla ilgili mesela bilgi vermeye çalıştım. Dikkat ederseniz bu not bölümü, bu not bölümü arkadaşlar nalış bölümüne geliyor. Bakın nalışın kategorisine geliyor. Dikkat ederseniz bakın tüm dediğim zaman tümü buradadır. Evet mesela şu kısım bakın hepsi açıldı. Heh. Peki bu yarın nereye yansıyacak? Mesela diyelim ki mesela şöyle bir not aldım. Bu nasıl dipnot olarak gelecek, gözükecek orada? Onu da ileriki derslerde mesela size göstereceğim. Ee, yani Word'la bağlantısı nasıl gerçekleşecek? Onu da göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bu dersi sonlandırıyorum. Bir dahaki derste tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar.